Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Burak Ünsur, tarihçi yazar. Kari Akademi YouTube kanalında TT Tarih Posterle Dünya Gücü Osmanlı ünitesine devam edeceğiz. Bir önceki konumuzda arkadaşlar beylikten devleti Osmanlı siyasetiydi. Osmanlı Devleti'nin nasıl kısa sürede küçük bir beylikten büyük kocaman bir devlete dönüştüğüne şahit olduk. Bu ünitede de arkadaşlar Osmanlı nasıl büyük bir imparatorluk olacak ve masaya yumruğunu vurduğunda nasıl dünyanın öbür tarafından ses çıkartabildiğine şahitlik edeceğiz görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2. Mehmet dönemiyle başlayalım isterseniz ki bir diğer adı nam değer Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Biliyorsunuz Fatih tahta iki kez çıkmış. Birincisinde babasının isteğiyle çıkmış. Sonrasında tekrar indirilmiş ama ardından tekrar tahta çıkmış bir padişahtır. 2. Mehmet döneminin ki biz daha çok bilinen adıyla söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet döneminin arkadaşlar bilinen en büyük özelliği, en büyük olayı İstanbul'un fethedilmesi. Yani Bizans'ın artık tarih sahnesinden ayrılmasına sebebiyet vermemiz. Bin yıllık Bizans İmparatorluğu'nun ne yapılması arkadaşlar? Fethedilmesi diyebiliriz. Bakın bu döneme arkadaşlar şöyle genel anlamda bir tarihsel süreçte izley gördüğümüzde, işlediğimizde işte İstanbul'un fethedildiğini Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Ardından Kırım'ın hani sınırların nasıl genişleildiğini şahitlik edin diye söylüyorum. İşte Yavuz döneminde Mısır'ın, Kanuni'de Belgrad'ın, Rodos'un ve Sokul döneminde arkadaşlar Kıbrıs'ın nasıl fethedildiğine ve sınırların büyüyerek nasıl kocaman bir imparatorluğa dönüştüğüne şahitlik edin diye bunu buraya ne yaptık koyduk. İkinci Mehmet dönemiyle başlayalım arkadaşlar. Bu dönemde İstanbul fethedilmiş ama İstanbul'un fethini gerektiren sebep nedir? Neden İstanbul fethedilmek zorunda. isterseniz buna bir göz atalım. Birinci sebebimiz arkadaşlar bir diyelim. Bir kere İstanbul yani Bizans Anadolu ve Rumeli neyi bozuyor? Toprak bütünlüğünü bozuyor. Tıpkı ortadan çıkmış bir sivilce gibi bütünlüğünü bozuyor. Bu yüzden Anadolu ve toprak Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğünü sağlayabilmemiz için bizim bir kere Bizans'ı ortadan kaldırmamız lazım. İkincisi arkadaşlar bu adamlar şehzadeleri sürekli ne yapıyor? Osmanlı devletine karşı kışkırtıyor ya da tahta karşı isyan eden bir şehzade varsa Bizans'a sığınıyor. Diğer taraftan yine o diğer Türk beyliklerini kime? Osmanlı devletine karşı kışkırtıyor. Diğer taraftan nelere sahip? Boğazlara sahip. Dolayısıyla arkadaşlar önemli ticaret yollarına sahip. Boğaza sahip olmak demek. Karadeniz ve Akdeniz birbirine bağlayan en önemli kilit noktaya hakim olmak demek. Diğer taraftan Hazreti Muhammed'in biliyorsunuz İstanbul'la ilgili söylemiş olduğu hadis. Bu hadisle birlikte ne olacak arkadaşlar? Ee, İstanbul'un fethi artık kaçınılmaz olacak. Aslında benim çok sevdiğim bu ikinci Mehmet. Mehmet diye bir dizi vardı biliyorsunuz. Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı Haydarinna falan diye böyle çok merakla bekledim. Yemin ediyorum çok keyifle izledim. Yani böyle heybetli bir adamı, benden heybetli olmasın, heybetli bir adamı arkadaşlar böyle Fatih rolünde, Mehmet rolünde görüp izlemek çok iyiydi. Ama ne yazık ki zannediyorum ki dizi hak ettiği değeri bulamadı. Yani böyle çok entrikaydı, bilmem neydi falan izleyici göremeyince işte bir aşkı memnu tadında gidemeyince arkadaşlar dizi yayından kaldırıldı. Halbuki Bizans'ta vardı entrikalarda gelecekti. İşte bu sebeplerden dolayı arkadaşlar 1453 yılında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Han tarafından feth edilmiş oldu. İstanbul'un fethedilmesiyle birlikte Osmanlı bir imparatorluğa dönüştü. Neden? Çünkü artık farklı etnik unsurları da himayesi altına aldı. Kim o farklı etnik unsurlar? Ortodokslar arkadaşlar. Osmanlı Devleti Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederek Ortodoksların da himayeliğini yani hamiliğini üstlendiği için bir imparatorluğa dönüştü. Bunun dışında Anadolu ve Rumeli, Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü sağlanmış oldu. Ticaret yolları Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Osmanlı Devleti Müslüman aleminde bir itibar kazandı. Ve arkadaşlar dünya tarih açısından baktığımızda bu fetihle birlikte artık orta çağ bitmiş ve yeni çağ başlamış oldu. Tamam mı? Evet şimdi arkadaşlar İstanbul'un fethi tamamsa bu dönemde başka neler yapıldı? Hangi fetihler gerçekleşildi? Buna bir bakalım. Bir kere arkadaşlar İstanbul'un fethinden sonra şöyle hemen bir gelelim. Burada neresi? Amasra. Fatih döneminde fethedildi. İsfendiyar oğullarından Sinop yine fethedildi. Hemen şöyle ok çıkartalım. Şurada arkadaşlar Trabzon Rum İmparatorluğu vardı biliyorsunuz. Trabzon Rum İmparatorluğu'nun da fethiyle birlikte 1461 yılında artık burada bir Bizans devleti kurmak, işte bir efendim tekrar bir Rum İmparatorluğu kurma, Bizans yeniden canlandırma hayalleri de son buldu. Diğer taraftan arkadaşlar şurada Kırım'ın fethiyle birlikte Karadeniz artık ne oldu? Bir Türk Gölü'ne dönüştü. Var mı sıkıntı? Yok. Diğer taraftan şurada arkadaşlar bakın adı var. Otluk Beli Savaşı yapıldı. 1473 yılında kimle? Akkoyunlular ile. Bu savaşın kazanılması aslında iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Çünkü bu savaşın kazanılmasıyla birlikte Akkoyun devleti zayıfladı. Bu devleti daha sonra kim yıkacak? Safeviler. Yani Şah İsmail. Şah İsmail Osmanlı devletini ak koyunlardan daha fazla uğraştıracak. Balkanlara baktığımızda arkadaşlar Belgrad hariç Sırbistan. Bak Belgrad hariç Sırbistan. Çünkü Belgrad kanuni döneminde fethedilecek. Eflak. Boğdan dediğinizi duyar gibiyim. Bosna. Hersek dediğinizi duyar gibiyim. Arnavutluk ne yapılacak bu dönemde fethedilecek. Çok önemli bir yarımada, Mora Yarımadası bu dönemde fethedilecek. Mora Yarımadası'nın fethedilmesiyle birlikte Akdeniz'deki kontrol gücü kime geçecek? Osmanlı devletine geçecek. Otranto seferi yani artık kime kafa tutuyoruz? Seri A'ya, İtalya'ya kafa tutuyoruz. Otranto seferi düzenlenecek. Hatta neydi o? Da Vinci şifresi vardı sanıyorum. Da Vinci'nin şifresi mi? Yok o kitabın adıydı. Da Vinci diye bir dizi vardı. Biliyorsunuz işte 2 sezon yayınlandı. Dizi de arkadaşlar. İkinci Bayezid Şehzade Gedikli Mustafa Paşa ile geliyorlar. İşte Otranto'yu fethediyorlar. İnsanları tek sıraya koyup efendime söyleyeyim işte, Müslüman olacak mısın olmayacağım. Müslüman olacak mısın? Olacağım. Müslüman olanlara kelime-i şehadet, Müslüman olmayanlara işte hop kafayı kesiyorlar falan. Ya böyle bir şey yok abi. İşte o dizileri bizim çekmemiz lazım. O dizileri biz çekmediğimiz zaman ne oluyor? Elinoğlu böyle dizi çekiyor. Arkadaşlar tüm bu fetihler Fatih döneminde yaşanmış. İtalya seferinden sonra Fatih Sultan Mehmet kimi kaynaklara göre zehirlenerek vefat etmiştir. Fakat bu dönem aslında gerçekten önemli bir dönem. Çünkü bu dönemde arkadaşlar bakın altın para basılmış. Altın para ekonominin gücünü hayal edebiliyor musunuz? Diğer taraftan bilime önem verildiği gösterilmiş ve sahnı seman medreseleri açılmış. Fatih Sultan Mehmet dünyanın dört bir tarafından gelen bilim adamlarına çok nazik davranmış, ev sahipliği yapmış arkadaşlar. Ve Kanunname-i Ali Osman bu dönemde yayınlanmıştır. Ver mehter arkadan. Kanunname i Ali Osman'da der ki Karımdaşlarımdan hangisine taht müyesser ola? Devletin bekası ve nizamı alem için kardeşini katli dinen vaciptir. Böylece müyesser ola. Yani Türkçe meali şudur arkadaşlar. Fatih der ki Kanunname Ali Osman'ı yayınlıyorum. Bununla birlikte kardeş katli yasa haline dönüşecek. Yani Üç tane kardeşsiniz. Biriniz tahta çıktığı zaman diğer kardeşleriniz onu padişahlığını kabul edecek ve sancaklara gidecek. Sancaklara gidecek. Sancaklarda ne alacak? Eğitim alacak. Ki yarın bir gün padişahları öldüğünde tahta tecrübeli birer padişah olarak geçsinler. Bir, ikincisi. Merkezden yani İstanbul'dan mümkün olduğu kadar da uzakta dursunlar. Ne me lazım şeytan doldurur aklını birisi çeler tahta karşı isyan edebilir. Kanunnameyi Ali Osman'la o zaman bir kardeş katli yasa haline getirilmiş. İki sancak sistemi yasa haline getirilmiş. Üç cülus dağıtımı yani padişah tahta çıktığı zaman askeri dağıttığı bahşiş. Cülus bahşişi yasa haline getirilmiş. Dördüncüsü de müsaadere usulü yasa haline getirilmiş. Müsaadere usulü de şudur arkadaşlar. Bir devlet adamısın sen. Devlet adamısın. Malın çok büyük. Malına mal kattın, malına mal kattın. Çok zenginleştin. Ne olmaya adaysın sen? Derebey olmaya adaysın. İşte öldüğünde, öldüğünde bir, bu mal çocuklarına kalmasın. Yani bu mal devlet hazinesine geçsin diye. İki, yarın bir gün öleceğini bil. Bu malın senin miras bırakabileceğin bir mal olmadığını bil ve ona göre çalış diye. Arkadaşlar, üçüncüsü de hani bu mal kullanım hakkı sende ama işte haksız kazanç elde edersin, rüşvet, iltimas, adam kayma falan edersen ölme, ölmeni bile beklemeyiz. Direkt bu malı senden alıp devlet hazinesine aktarırız diye Müsadere usulü ne olmuştur arkadaşlar? Yasa haline getirilmiştir. Bak şu detayı atlamayın. Kardeş katli kanunname ala Osman'da var. Fatih döneminde uygulandı demiyorum. Fatih döneminde öncesinde de uygulanmaktaydı. Fakat Fatih döneminde ne oldu? Yasa haline getirildi. Derken Fatih Sultan Mehmet ve, vefat eder arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in iki tane ciğer paresi vardır. Aha şuraya yapayım. İki tane ciğer Paris, birisi Cem Sultan'dır, diğeri de Bayezid'dir. Bizim ikinci Bayezid diyebildiğimiz ya da Sofu Bayezid diyebildiğimiz hünkar. Arkadaşlar Sultan Mehmet ölünce Cem Sultan'a da elçiler gönderilmiş, Bayezid'e de elçiler gönderilmiş. Babanız öldü, gelin tahta çıkın diye. Ne hikmetse Cem Sultan'a giden elçileri yolda arkadaşlar herhalde atların ayağı falan takıldı. O elçiler ölmüş, Cem Sultan'a haber ulaşmamış. Ama ikinci Bayezid'e giden elçiler, ikinci Bayezid'de baban öldü demiş, ikinci Bayezid'de gelmiş, tahta çıkmış. Bunun sebebi de şu, Fatih döneminde biliyorsunuz arkadaşlar hani o Enderun mektebinden yetişen devlet adamları var ya devşirme kökenliler. Şöyle bir ayrım ortaya çıkmış. Bir tarafta Türkmen kökenli devlet adamları, Diğer tarafta devşirme kökenli devlet adamları. İkisi de Türk, ikisi de Müslüman ama biri doğuştan Türk, birisi de devşirilmiş. Devşirme kökenli devlet adamları Bayezid'i destekliyor. Türkmen kökenli devlet adamları Cem Sultan'ı destekliyor. Muhtemelen bu devşirme kökenli devlet adamları Cem Sultan'a giden elçilere bir pusu kurduruyor, bir suikast düzenliyor ve Cem Sultan'a haber ulaşmıyor. Cem Sultan da bunun üzerine İsyan ediyor. İsyanım var diyor ya arkadaşlar. İsyan ediyor. İki kere savaşıyor kardeşi Bayezid'e karşı. Önce Memlüklere, sonra Rodos Şövalyelerine, sonra Papa'ya kadar sığınıyor. Dolayısıyla bir iç sorun ne oluyor? Dış soruna dönüşüyor. Dış soruna. Ne zaman Avrupa'ya, Balkanlara bir sefer düzenleyecek olsak? Papa diyor ki bir dakika kardeşim Cem Sultan benim elimde. Eğer bu tarafa gelirseniz size ne yaparım? Cem Sultan'ın ölüsünü yollarım. Evet Bayezid yakalasa kendini zaten öldürecek ama bir Osmanlı şehzadesinin papanın elinde ölmesi itibar anlamında çok hoş olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu durum fetihlerin yavaşlamasına ne yapılacak? Sebep olacak. Sebep olacak. Ama buna rağmen yine 2. Bayezid döneminde arkadaşlar Kil ve Akerman kaleleri de fethedilmiş. Bu dönemde Doğu Anadolu'da çıkan, hani şurada çıkan bir isyan, şah kulu isyanı var. Hani dedim ya, ak zayıfladı Fatih döneminde, Safaviler var, işte ak yıktı, Şah İsmail falan. Adamlar Anadolu'da neyi yaymak istiyor? Şiiliği yaymak istiyor. Ve şah kulu isyanı çıkıyor arkadaşlar. Bu isyan zorlukla bastırılıyor. Bu isyan zorlukla bastırılıyor. Derken o dönemde bir şehzade var, baba yiğit. Kim? Selim. Nerede? Trabzon Sancağı'nda. Babasına diyor ki baba bak Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da Şii isyanı var şöyle böyle falan. Yok. İkinci Bayezid dinlemiyor. Bunun üzerine gemiye atladığı gibi İstanbul'a geliyor ve babasını tahttan indiriyor. Arkadaşlar birinci Selim dönemi yani namı değer Yavuz Sultan Selim dönemi. Yavuz Sultan Selim dönemi deyince aklımıza ne gelecek biliyor musunuz? Türk İslam birliğini sağlamak istediği için her zaman doğuya doğru seferler düzenlemiş. Asla batı yönünde sefer yok. Bunu sakın unutmayın. Yavuz Sultan Selim'in bir gayesi var. Türk İslam birliğini sağlamak ve başına geçmek böyle bir hedefi var. Batıya yönelik sefer yok. Bu yüzden Çaldıran Savaşı'nı yapmış. Doğu Anadolu'nun egemenliğini Osmanlı'ya almış arkadaşlar. Diğer taraftan Turna Dağ Savaşı'nı gerçekleştirmiş Dulkadir Oğulları Beyliği'nin egemenliğini, Dulkadir Oğulları Beyliği'ni Osmanlı egemenliği altına almış. Böylece Anadolu Türk siyasi birliği kesin olarak sağlanmış. Ne demek? Anadolu'da Osmanlı Devleti bütün Türk boylarını, beylerini, büyük beyliklerini hepsini tek çatı altında toplamış. Yani Osmanlı çatısı altında bütün Türk beylikleri ne yapmıştır arkadaşlar? Toplamıştır. İşte Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak bu demek. Anadolu siyasi birliğini sağlamak demekse mesela Trabzon'u da fethedersin. Bu ne olur? Anadolu siyasi birliğini sağlamaya yönelik bir fetih olur. Ama Trabzon Rum İmparatorluğu'nun fethedilmesi Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik bir fetih değildir. Çünkü Trabzon Rum İmparatorluğu Türk değildir. Tamam mı arkadaşlar? Var mı soru işareti? Yok. Bu dönemde Mısır üzerine sefer düzenlenmiş, Mısır seferi. Burada yapılan Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla arkadaşlar Memlüklere son verilmiş ve Mısır'ın fethi gerçekleşmiştir. Bu fetihle birlikte Memlükler yıkılmış, halifelik makamı Osmanlı Devleti'ne geçmiş ki bu artık Osmanlı Devleti'ne monarşinin yanında ne kazandıracak? Teokratik bir yönetim şekli yani teokratik monarşi kazandıracak. Diğer taraftan baharat yolunun kontrolü Osmanlı'ya geçmiş ki ticari anlamda güçlenecek. Kutsal emanetler İstanbul'a taşınmış ve Doğu Akdeniz'in üstünlüğü Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Bu dönemde arkadaşlar Bozoklu Celal yani Yozgat civarında hani ben Yozgatlıyım ama neyse Bozoklu Celal ayaklanması çıkmış ve bastırılmıştır. Bu ayaklanma 17. yüzyılda çıkacak olan Celali ayaklanmalarına referans oluşturmuş. Celali ayaklanmaları adını nereden almıştır? Buradan almıştır diyorum ve geliyorum Kanuni Sultan Süleyman. Yaklaşık 8 yıl tahta kalacak Yavuz Sultan Selim. 1. Süleyman 46 yıl tahta kalacak. Osmanlı Devleti'nde en uzun süre tahta kalan padişah bu döneme Avrupalılar muhteşem Süleyman, muhteşem yüzyıl diyecekler arkadaşlar. Yaklaşık 46 yıl tahtta kalmış. Bu 46 yılın 44 buçuk senesini at sırtında geçirmiş, bir buçuk senesini sarayda geçirmiş. Ama buna rağmen Hürrem Sultan yenge hanım dizide ne yapıyordu arkadaşlar sürekli? Gitme benimle kal. Süleyman ne yapıyorsun? Neden oradasın? Bir dur yengecim. Bir bırak adam sefere gidecek. Adam sefere gidecek. Daha Avrupa'yı fethedecek. Arkadaşlar bu dönemde Kanun Sultan Süleyman tek çocuk. Tek erkek çocuk. Hani bir taht kavgası vesaire falan yaşamıyor. Ama tahta çıktığında çıkan ayaklanmalar var. İşte Ahmet Paşa ayaklanması, Baba Zünnün ayaklanması. Bu iç karışıklıkları bastırdıktan hemen sonra bak Belgrad'ı fethediyor. Hatırlayın Sırbistan Fatih döneminde fethedilmişti Belgrad hariç. İşte Belgrad'ın fethini kim tamamlıyor arkadaşlar? Kanuni Sultan Süleyman. Diğer taraftan gerçekleşen Macarlarla yapılan Mohaç Meydan Muharebesi ki 2 saatte sonuçlanmıştır. Hani Osmanlı'nın gücünü hayal edebiliyor musunuz? 2 saatte Macar ordusunu yenmişler ve arkadaşlar Viyana, Avusturya'nın başkenti bu dönemde kuşatılmış. Fakat ne yazık ki kış mevsiminin yaklaşması, gerekli hazırlıkların yapılmaması, yüksek ve kalın surlara sahip olması Viyana'nın bu kuşatmanın başarıyla sonuçlanmasına engel olmuştur. Diğer taraftan arkadaşlar Akdeniz ticaretini canlandırmak ve Haçlı kafasını yani Haçlı ittifakını bertaraf etmek için ilk kez Fransa'ya kapitülasyonlar verilmiştir. Fakat bu kapitülasyonlar verilirken Kapitülasyonlar iki hükümdarın bak iki hükümdarın hayatı boyunca geçerli olacak. Maddesi eklenmiş. Fakat arkadaşlar kanun ölümünden sonra bu kapitülasyonlar işte diğer devletlere de verilecek. Osmanlı'nın güç kaybettiği dönemlerde ise süresiz olarak sınırsız olarak uzatılacak. Bizim başımızdaki en büyük belalardan birisi buydu zaten. Diğer taraftan arkadaşlar 1538'de Preveze Deniz Savaşı Haçlı donanmasıyla Barbaros Hayrettin Paşa ile Haçlı donanması komutanı Andre Doria arasında gerçekleşen savaşı Osmanlı Devleti kazanacak ve bu savaşla birlikte Preveze ile birlikte Akdeniz artık Türk gölü haline dönüşecek. Bu dönemde arkadaşlar Safevilerle yani İran'la 1555'te ilk resmi antlaşma olan Amasya Antlaşması, bak şuraya yazayım İran. Amasya Antlaşması imzalanacak. 1570'te Rodos arkadaşlar çok önemli bir stratejik nokta. Rodos adası ne yapılacak? Fethedilecek. Bu dönemde Hint deniz seferleri düzenlenecek. Tam 4 tane amaç bölgedeki Müslümanların yardım isteği, işte Osmanlı devletinin Artık daha geniş alanlara yayılma amacı vesaire. Ama ne olacak arkadaşlar ne yazık ki bu seferler başarısızlıkla sonuçlanacak. Hatta 2. Hint Deniz Seferine katılan Kaptanı Derya Piri Reis başarısızlıkla sonuçlanınca Kanuni tarafından idam ettirilecek. Bu dönemde arkadaşlar Avusturya'ya karşı alınan başarılar İstanbul Antlaşması taçlandırılacak. Hatta bu İstanbul Antlaşması şöyle bir maddesi var. İşte Avusturya Arşidük'ü Osmanlı Sadrazamına denk sayılacaktır maddesi. Siyasi üstünlük kime geçmiş olacak arkadaşlar? Osmanlı Devleti'ne geçmiş olacak. Kanuni'nin son seferi Ziget var seferi. Ziget var seferi sırasında Kanuni ne yapılacak? E, vefat edecek. Ve Kanuni iç organları arkadaşlar buraya gömülecek ki iki padişah vardır birisi birinci Murattır ikincisi Kanunidir iç organları hani Anadolu'nun dışında İstanbul'un dışına defnedilen e, bedeni İstanbul'a getirilen arkadaşlar ve kanunun feti Kanuni vefatı ile birlikte yerine Sarı Selim ikinci Selim geçecek ama bu dönem daha çok Sokullu Mehmet Paşa dönemi olarak bilinmektedir Sokullu Mehmet Paşa e, devşirme kökenli bir vezirdir. E, tecrübeli bir, yetenekli bir vezirdir arkadaşlar. Bu dönemde Kıbrıs fethedilmiş ve Doğu Akdeniz tamamen Osmanlı egemenliğine girmiş. Ama 1571 yılında Haçlarla yapılan İnebahtı Deniz Savaşı kaybedilmiş. Akdeniz'deki otorite birazcık sarsılmıştır. Hatta e, Sokulu Mehmet Paşa'nın nasıl bir sözü var? İşte diyor ki biz diyor... Efendim söyleyeyim Kıbrıs'ı fethederek diyor sizin diyor kolunuzu kestik. Siz ise bizi İnebahtı Deniz Savaşı'nda yenerek bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal daha gür çıkar ama kesilen kolun yerine kol gelmez diyor arkadaşlar. Tamam mı? Sokulu Mehmet Paşa'nın biliyorsunuz Don Volga kanal projesi gibi işte Süveyş kanalı projesi gibi bazı projeleri var. Bu projeleri ne yazık ki hayata ne yapamıyor geçiremiyor diyoruz. Ve arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüyle birlikte dünya gücü yani Osmanlı yükselme dönemi sona eriyor. Önemli bir konudur arkadaşlar. Lütfen anlamadıysak kafamıza takılan bir şey varsa şuradan birazcık geriye alalım ve tekrar dinleyelim. Tamam mı? Başka sorunuz yoksa arkadaşlar bizleri Instagram'da Kare Akademi sayfasından ne yapabilirsin? Takip edebilirsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.